Sayın katılımcılar hepinizi sevgiyle selamlıyorum. LLM Derneği'ne ve Sayın Başkan'a nazik davetleri için teşekkür ediyorum. Ben bugün sizlere ASKU ve EHA 2023'te Relaps Refraktör Mielom'da güncel tedavilerden bahsetmeye çalışacağım. ancak önce birkaç slide ile giriş yapma ve bazı hatırlatmalar yapmak istiyorum. Mielom'da geçmiş ve gelecek dediğimiz zaman hepimizin bildiği 3 sınıf üç sıra ajanlarımız var. Geleceğimiz ise ya da gelmesini umut ettiklerimiz ise antibody -drug, anti drug konjikatlar kartiseller, bispesifik antikorlar, t-cell engagerlar ve küçük moleküllerden oluşuyor. Yeni ajanların özetine son 3 yılda bakacak olursak 3 ve daha fazla sıra tedavi almış relaps refraktör mielomda 4 tane onaylı bir tane de erken erişimli yeni ajanlarımız var ve güncellemeleri ben bu ajanlar doğrultusunda yapmaya çalışacağım. Hemen ilk e, belamaf e, güncellemesiyle başlamak istiyorum. E, B hücre maturasyonunu hedef alan bir antikor direkt öldürme ve immün ilişkili mekanizmalara e, neden oluyor. Dirim 2 çalışmasını bir Biliyoruz e, bu hastalarda hızlı, derin ve uzun süreli yanıt elde edildiği gösterilmiş. Dirim 3 çalışması güncel. E, faz 3 çalışmada ikinci relaps ve sonrası belamaf monoterapisi ile e, pomalidomid ve düşük doz deksametazonlu olgular karşılaştırılmış. 325 hasta var. İkiye bir randomizasyon yapılmış. İlerleyici hastalığa kadar veya tölere edilemeyecek toksite gelişene kadar hastaların tedavisine devam edilmiş. Birinci sonlanım noktası PFS, ikinci sonlanım noktası overall survival ve Belamaf monoterapisinin PFS açısından e, pumurdamit kolunun üstünlüğü gösterilememiş Ancak ortanca e, PFS Belamaf kolunda 11.2 ay gibi daha uzun. E, belirlenmiş ve e, toplam yanıt oranlarına baktığımızda yine Belamaf kolunda daha derin ve daha uzun e, yanıtlar e, görünmüş. Güvenlik açısından her iki kol benzer. E, tabi klasik bildiğimiz Belamaf'la ilgili e, görmeyle ilgili problemler e, gelişmiş ama takiplerde bunlar da kendiliğinden çözümlenmiş. Ve kartisellerden biraz da bahsetmek istiyorum. Siltasel e, kartitut e, bir çalışması. İkinci jenerasyon bir e, kartisel, sel B-cell maturation antigeninin iki bölgesine bağlandığını biliyoruz. Ee, i̇lk insanda yapılmış olan uzun dönem çalışma Legant 2 çalışması ve e, toplam sağ kalımının siftaselle 9-12 aydan 52 aylara kadar uzadığını gösteren bir çalışma. Relaps refraktör miyelomda erken derin uzun süreli yanıt evde edildiği e, görünmüş. E, toplam sağ kalım oranına baktığımızda yüzde %97 %97.9, BGPR oranı 94.8 e, 3 yıllık e, toplam sağ Bakalım yüzde 63 ve burada bir sürekli MRD negatifliği diye bir kavram var. Hastalarda 12 ay arayla MRD'lerine bakılmış devamlı negatif tespit edildiğinde sürekli MRD negatifliği denmiş ve yüzde 75 hastada izlenmiş. Burada ilginç olan kartisel ekspansiyonu ile klinik sonuçlar arasında ilişki bulunamamış. Yan etkilere baktığımızda sitopenler, stokin salınım sendromu, nörotoksite özellikle parkinsonizmin altını çizmek istiyorum ve ikinci primer kanserler. Yine Kartütüt 4 çalışmasına baktığımızda e, refraktör refrakter olan ve önceden bir üç sıra tedavi almış olan hastalarda siltasel standart tedaviler karşılaştırılıyor. Birinci sonlanım noktası PFS, ikinci sonlanım noktası etkinlik ve güvenlik. 12 aylık PFS sonuçlarına bakıldığında Sirtasel kolunda %76, standart tedavi kolunda %49. Alt grup analizlerinde Sirtasel'in üstünlüğü var. Ve Sirtasel'in MRD negatifliği üzerine de olumlu sonuçları olduğu görülmüş. Yan etkiler yine hematolojik yan etkiler ve benzer yan etkiler. Sonuç olarak Sirtasel, Lenadomid, Refraktar hastalarda daha ön sıralarda kullanılabilir bir tedavi seçeneğidir. Standart tedavi yerine geçme potansiyeline de sahiptir denmiş. Aydesel'e gelince Karma Trial 2'den biz biliyoruz. FDA ve EMA'nın 2021'de onayladığını, faz 2 çalışmadan bahsediyorum. İkinci jenerasyon bir kartisel olduğunu, bu çalışmada 128 hasta var ve 6 sıra tedavi almış. Ee, toplam sağ kalım oranı %80'i 82 VGPR onu %65. E, ee, median survival'lar dozlara göre slaytta görüyorsunuz. Siltasel'de ekspansiyonla doz ekspansiyonuyla ile klinik sonuçlar arasında ilişki bulunmamışken Burada median survival'larda bir artış e, görülüyor. Genellikle grade 1 2 stopeni e, CRS ve neurotoksik etkiler görülüyor. Faz 3 karma trial yeniydi. Yüksek riskli hastalarda önceden 2 3 sıra tedavi almış hastalar alınmış. Aydaselin ilk kez standart tedavi ile karşılaştırıldığı çalışma 254 hasta var. Standart tedavi kolunda 132 hasta var. Bir yine birinci sonlanım noktası PFS e, ve PFS e, oranlarına baktığımızda ayda sel pulunda 13.3 ay, standart kolta 4.4 ay. Alt grupları slaytta görüyorsunuz. Yine ayda selin üstünlüğü var. E, toplam sağ kalım oranı e, açısından da yine Aydesel'in e, tüm yüksek riskli gruplarda standart tedavilere göre e, üstünlüğü bulunuyor. Burada tümör klarensi için e, soluble e, B-cell maturation antijen düzeyi belirlenmiş ve Aydesel konuda standart kollara göre daha derin yanıtlar alındığı e, görünmüş. En sık e, yan etki hematolojik toksite. Enfeksiyon oranları iki kolda eşit. E, Nörolojik toksiteler ve stokin salınım e, sendromu yine görülmüş. Grade 3 ve üstü nadir görünmüş. Parkinsonizm bulguları görünmemiş. Altını çiziyorum. Siltaselde Parkinsonizm bulguları varken Aydasel'de görünmemiş. Gerçek yaşam verisine baktığımızda özellikle bu şekilde yan yana yerleştirmek istedim. Aydasel ve seli karşılaştırmak için. Overall toplam sağ kalım oranı Sirtasel'de yüzde seksen dokuz, Aydasel'de yüzde seksen altı. Ve 6 aylık PFS Sirtasel'de %79, median PFS var Aydasel'de 8.9 ay. E, ee, karma ile benzer şekilde. Alt satıra dikkatinizi çekmek istiyorum. Önceden B-cell maturation antijen tedavisi alanlarda Aydasel kolunda almayanlara göre düşük PFS. Ama Sirtasel kolunda herhangi bir farklılık saptanmıyor. Kartisellerle ilgili çok uzun bahsetmek istemediğim sadece birer cümleyle söylemek istediğim kartütüt 5 ve 6 çalışmaları var. Kartütüt 5 transplanta uygun olmayan hastalar için erken kullanımı mümkün müdür? Kartütüt 6 kartisel otolog kük hücre nakledin yerini alabilir mi? Pek kartiselin e, future directionına baktığımızda biz EHA 2022'den akademik kartiselleri biliyoruz hayatımıza girdi e, ve Asco 2022'de alternatif üretimler hayatımıza girdi amaç hızlı üretim, çabuk üretim, ulaşılabilirlik. Asco 2023'te ee, ne var? Kısa üretim PHA 885 ve dual targetingler var. Hemen hızlıca bakacak olursak e, PHA 885'te T-charge yöntemiyle üretim yapılıyor. İki günün altında üretim hedefleniyor. T-hücre rezervi korunuyor. Kartri hücrelerin uzun ömürlü olması isteniyor. Dirençli hale getirilmesi isteniyor. Birinci sonlanım noktası güvenlik, ikinci sonlanım noktası klinik cevap <laughs> ve seller kinetik. Ve toplam sağ kalım oranına baktığımızda yüzde 98. Burada bir önceki slaytta altta verilen dozlar da vardı. 10 milyon dozunda verildiğinde yüzde yüz'e ulaştı görünmüş. Ve yüksek cevap oranı, beklenmeyen herhangi bir güvenlik sorunu olmayan bir yöntem, hızlı üretim avantajı, şimdilik 18 aylık siyar ile EHA'da yerini aldı. Ve dual targetingler. Ee, bu da yine GCO12F ee, hem BCMA'ya hem de CD19'a etkili. Aslında 2022 EHA ASCO'da sunuldu bu ajan. refraktör miyelomda derin ve uzun süreli yanıt olduğu vurgulandı. Blood 2022'de de yayınlanan bir makalede de yüksek riskli transplanta uygun yeni talan alan miyelomlu olgularda etkili olduğu bilindi. buradaki güncelleme şununla ilgiliydi. Median takiplerle ilgiliydi uzun medyan takip güncellemesi vardı. 29 hasta çalışmaya alınmış, ortanca 5 sıra tedavi almış e, hastalar. Yine toplam sağ kalım oranı %93.1, sıkı tam yanıt %82.8, VGPR ve üstünde yanıt elde edilme oranı 89.7. 29'da 29 e, MRD negatifliği tespit edilmiş hastalarda. E, Stokin sanılım sendromu 25 hastada görülmüş, çoğunlukla grade 2'nin altında. E, i̇ki hastada grade 3 e, şeklinde görünmüş, e, nörolojik bulgular görünmemiş, ikans görünmemiş e, ve e, relaps refraktör miyelomlu hastalarda derin uzun yanıt ve yüksek oranda MRD negatifliği ile yine e, yerini aldı. Ve bir başka hedefi olan kartiselden de bahsedildi. Faz bir çalışması GPRC5D'ye etkili olan çoğu hastada kartisel tedavi sonrası relaps gelişiyor. Yani daha Türkiye'de kartiseli kullanamıyoruz. Hayal gibi bir şey ama dilerim yakın zamanda kullanabilir hale geliriz. Ve ek kartisel tedavilerine ihtiyaç duyuyor. Bununla ilgili bir çalışmaydı. Çalışmanın birinci kısmı doz arttırımı, ikinci kısmı doz genişletilmesi şeklindeydi. Birinci İkinci sonlanım noktası güvenlik, tolerabilite ve önerilen faz 2 dozu bulabilmekti. E toksiteler genellikle kontrol edilebilir toksitelerdi. E stokin salınım sendromu %86.6 oranında görüldü. Bir hastada grade 5 oranında görüldü ama bunun da dozuyla ilişkili olduğu düşünülmüş. 450 milyon e, verilmiş ve 300-400 e, kartisel dozlarında e, mast hücre aktivasyon sendromu ve hemopagositik lenfositoz e, e, görülmüş. Etkinlik olarak yine toplam sağ kalım oranı yüzde seksen altı buçuk. Üç dozlarda daha düşük sağ kalımlar görülüyor. Bunu da şöyle açıklamışlar. Yüksek tümör yükü ve ekstra medüler hastalıklar bu kolda daha sık olduğu için daha düşük oranlarda görülüyor. Burası önemli. Önceden BCMA'ya yönelik tedavi alan hasta sayısı 25-19'u Kartisel tedavisi almış. Bu grup için e, toplam sağ kalım oranını yüzde 76 olarak e, belirlemişler. Hastaların çoğunda 3. ayda MRD negatif ve bu ajanla ilgili soluble BCMA düzeyini azalttığı e, ve bu durumda tümör yükü için e, oldukça önemli olduğu söylenmiş. Kontrol edilebilir toksite tüm doz düzeylerinde derin uzun süreli cevap. Maksimum teoride edilebilen doz aşılamamış. Ee, önceden BCMA'ya yönelik tedavi alanlarda da kullanılabilir şeklinde yerini aldı. Şimdi yavaş yavaş bir spesifiklere geldiğimiz zaman e, monumental bir çalışmasının e, ASCO 2023'te güncellemesi daha uzun takiplerde iyi yanıt şeklindeydi. E, haftalık ve haftada iki gün olan dozlarda iyi sonuçlar alınmış. E, bu çalışmada hastaların %72.2'si önceden kartis tedavisi almış, %44.4'ü önceden bir spesifik antibodi tedavileri almış. Overall response rate %62.7. Pivotal faz 2 monumental bir çalışmasında burada güncelleme 3 kohortla ilgiliydi talco e, 339 hasta var. Birinci kolda 0,4 mg kilogram subkutan haftalık. E, ikinci kolda 0,8 mg kilogram subkutan 2 haftalık. Üçüncü kol 51 hasta içeriyor. Önceden T hücre hedefli tedavi alan ama bu kolda 0,4-0,8 karışık verilmiş. Birinci sonlanım noktası overall response rate. Ee, ve önceden karti hücre tedavisi alanlarda ORR oranı yüzde 75, bispesifik antibody tedavisi alanlarda 44.4 olarak tespit edilmiş. Alt grup analizlerinde de tutarlı sonuçlar özellikle bizim için önemli olan ekstra medüler hastalığı olanlarda yine daha düşük olduğu olmayanlara göre toplam sağ kalım oranının daha düşük olduğu tespit edilmiş. Özellikle bu şekilde slaytı yerleştirmek istedim net görelim diye. Birinci, ikinci ve üçüncü kolları karşılaştıran bir slide. E, dikkatinizi çekmek istiyorum. İkinci kollardaki yanıt oranları birinci kollardan, birinci koldan daha iyi. Yani 0,8'lik doz birinci koldan daha iyi. Üçüncü kolla ilgili bir yorum yapmak istemiyorum. Çünkü üçüncü kolda hastaların bir kısmına 0,4 bir kısmına 0,8 verilmiş. Belki otörler ilerleyen dönemde bu kolu ayrı değerlendirmeyi tercih edebilirler. Yan etkiler açısından çok büyük sınırlayıcı bir durumu yok. Stokin salınım sendromu sık ancak çoğunlukla grade 1-2 düzeyinde e, ikans yine görülüyor. E, tabii e, hedef bölgeler e, tırnaklarda, e, yemek borusunda vesaire olduğu için bununla ilgili yan etkiler de görülüyor. E, yüksek grade'li yan etki, ço <laughs> özür dilerim çoğunlukla hematolojik e, düzeyde ve sitopenler e, şeklinde. Teklistemab'a baktığımızda biz FTE ve EMA'nın 2022'de onayladığını biliyoruz. E, toplam sağ kalım oranı yüzde %63, e, vgpr yüzde %58.8'di. En son güncelleme ne ile ilgiliydi? Medyan takip, medyan PFS ve medyan overall survival'larla ilgiliydi. Ve geldik ASCO ve EHA'nın parlayan yıldızına e, kombinasyon tedavileri, Redirect, TT1 e, çalışması, Teklistemab ve Talcortemab. Tek ve tak kombinasyonu ile antijen kaçış mekanizmaları ile gibi dirençli mekanizmaların aşılması hedeflenmiş bu çalışmada. Birinci sonlanım noktası güvenlik ve doz şemalanması, ikinci sonlanım noktası antikanser aktivitesi ve immünolojitenin belirlenmesi. Önerilen faz 2 protokolü samap için 3 mg kilogram, İki haftada bir takutamak için 0,8 mg kilogram yine iki haftada bir olacak şekilde. 93 hasta çalışmaya alınıyor. Ee, %35'inde hastaların ekstra hastalığı var. Ee, hematolojik toksite sık %20 oranında. Ee, non hematolojik toksiteler yine e, grade 3-4 toksite düşük oranlarda görülüyor. Stokin sanım sendromu %70'inde görülmüş. İlk kombinasyon çalışması kontrol altına alınabilir yan etki Profili tedaviye ara verilme ve ölüm oranı düşük şeklinde yerini aldı. Faz 2 doz düzeyini tüm doz düzeyleriyle karşılaştırdığımızda faz 2 doz düzeyinin e, e, toplam sağ kalım oranı açısından e, daha iyi olduğunu ve alt grup analizlerinde ekstra medüler hastalığı olanlarda da yine daha iyi sonuçlar verdiğini görüyoruz. Bir başka kombinasyon tal ve daranın kombinasyonu. Dara'nın trekler üzerindeki CD38 ekspirasyonunu azaltarak Tal'ın mielo hücresi üzerindeki öldürücü etkisini arttırıyor mu sorusundan yola çıkılarak e, biz başlangıç TRIM2 çalışmasını biliyoruz. E, ve burada e, overall response rate %71 e, birinci kolda 0.4 mg'lık alan kolda ikinci kolda e, %84'lük. Ee, Güncellemede de yine sinerjistik etkiyle ilgili bir güncelleme vardı. Birinci sonlanım önerilen faz 2 dozu belirlemek, ikinci sonlanım güvenlik ve antitümör aktiviteyi e, belirlemek. Burada da göreceğimiz gibi 0,8'lik e, dozu alanlarda, 0,8 mg kilogramlık dozu alanlarda yanıkların, bir tık daha iyi olduğunu görüyoruz. Ancak alt satıra dikkatinizi çekmek istiyorum. Önceden bir spesifik antibody alanlarda birinci kolda yüzde seksen, ikinci kol için yüzde yetmiş yanıt oranı verilmiş ama hasta sayısı çok az. Beşe dört, ona yedi şeklinde. Bir yorum yapmak doğru mu bilemiyorum. Derin ve uzun süreli yanıt alınmış. 12 aylık toplam sağ kalım oranlarına baktığımızda aslında başa baş gidiyor. Birinci kol için %92.3, ikinci kol için %91.5 şeklinde. Çok ciddi hematolojik toksite görünmüyor. Yine stokin salınım sendromu ve ikanskiret 1-2 düzeyinde görünmüş. Ee, enfeksiyonlar genelde hafif düzeyde görünmüş bunu da şöyle açıklamışlar CD19 B hücre dağılımında değişim her iki kolda da görünmemiş bu durumda düşük enfeksiyon oranlarıyla açıklanmış bir başka kombinasyon tedavisi tek ve nironun e, kombine edildiği tedavi niro gamma sekretüans inibitörü Hücre izleyindeki membrana bağlı BCMA dansitesini artırıyor. Biz bunun önemli olduğunu biliyoruz. Soluble BCMA düzeyini azaltıyor. Tümör yüküyle ilişkili olduğu için önem kazanıyor. In vitro ve klinik çalışmalarda BCMA hedefli tedavilerin etkisini arttırıyor ve birlikte kullanıldığında teklislamap etkinliğini arttırır mı sorusundan yola çıkılarak yapılan bir çalışma. Birinci sonlanım noktası güvenlik tolerabilite, ikinci sonlanım noktası sağ kalımlarla ilgili. Üç kol var. E, dozlar aynı. Yalnız ilk kolda eş zamanlı niro başlanmış. ikinci ve üçüncü kollarda geciktirilerek başlanmış. 28 hasta var. Ve hem eş zamanlı uygulandığında hem geciktirilerek uygulandığında güvenli olduğu sonucuna varılmış. Hematolojik toksite açısından yeni bir bildirimi yok. E, çoğunlukla monoterapi şeklinde uygulanan e, tekle bir farklılık saptanmamış. Non hematolojik toksiteler arasında grade 3 e, yine CRS sadece bir hastada gelişmiş. E, ama grade 3-4 dışında olan CRS olan hastalar da var. İki hastada yine nörolojik toksite e, birinci ve ikinci kollarda grade 2-3 düzeyinde gelişmiş. Yanıt oranına baktığımızda yüzde 74.1 siyar ve üstünde yanıt yani sıkı tam yanıt ve tam yanıt yüzde %51 ee, 51.9. Tüm yanıtlar VGPR ve üstü. Ee, ilk yanıt verme zamanı ortanca 1.18 ay. Ee, sonuç toksiteler açısından düşük. Gecikmiş doz ile optimizasyon e, mümkün. Ve e, magnetis MM çalışmalarına şöyle bir bakacak olursak. 1 .3 .9. Bunları biliyoruz biz zaten. Bcma yönelik tedavi alanlarda elranatamabın etkinliğini ve güvenliğini ölçüyor. Onaya kadar hastalar incelenmiş, 86 hasta ve e, ee, sonuç olarak BCMA yönelik tedavi alan relaps refraktör miyelomlu hastalarda elran etkilidir, iyi tolere edilir, yeni herhangi bir yan etki görünmemiştir. Ee, sonuçlar BCMA yönelik tedavi sonrası relaps refraktör miyelomda e, kullanımını desteklemektedir. Magnetis 3 çalışması bir erken erişim programı hepimiz biliyoruz faz 2 çalışma burada dozlama aralığı açılması hedeflendi. Hastaların tedavisi 15 günde bir olacak. Şekilde düzenlendi. İki kohortu var önceden BCMA'ya yönelik tedavi almayanlar ve alanlar şeklinde. Ve 7 siklus ve sonrası için 6 siklus ve üstü için hastanın yanıtı parsiyel yanıt ise ve bu yanıt 2 aydan uzun süre devam ediyorsa dozlama aralığı 2 haftada 1 haftada 1 kez olacak şekilde düzenlendi. Objektif yanıt elde edilen hastalarda ortanca yanıt alma zamanı 1.2 ay iyi görünüyor, hızlı bir yanıt alınıyor ve 75 hastanın %50'sinde objektif yanıt alınmış. 50 hastada 2 haftada bir haftalık doz uygulamasına geçilmiş bu 50 hastada. Bu değişim yapıldıktan sonra da hastaların %80'inde alınan yanıt devam ettirilebilmiş ve iyileştirilmiş. Enfeksiyonlar açısından da 15 günde bir uygulamanın iyi sonuç verdiği görünmüş. Daha derin ve devamlı yanıt elde edilebiliyor. Avantaj toksitenin azalması enfeksiyonlar açısından da oldukça iyi. Ve linker MN1 çalışmasından da biraz bahsetmek istiyorum. Limvoseltamab bir spesifik antibodilerimizden biri. Buradaki güncelleme doz seçimiyle ilgiliydi. 50 miligramlık ve 200 mg'lık iki dozla ilgili güncelleme yapıldı. Ve 200 mg'lık dozun 50 mg'lık doza göre daha iyi sonuçlar verdiği görüldü. 50 mg'da birinci haftada 5 mg başlanıp ikinci haftada 50'ye çıkılmış doz 200 mg'lık kolda 4-12 hafta boyunca 50 ile başlanmış sonrasında 200'e çıkılmış e, ortanca soluble BCMa konsantrasyonu bakılmış 0.43 mg litre. Bunu neden söylüyorum? Çünkü alt grup analizlerini incelediğimizde 50 miligramla uygula, uygulanan dozda e, daha bir e, be, soluble BCMa düzeyinin daha etkin düştüğü e, görülmüş e, 200'e göre. Ama 200 miligramlık dozla e, daha iyi sonuçlar e, alınmış ve ortanca yanıt alma zamanı 0.95 ay. 8 hastada da doz 50'den 200'e çıkarıldığında yanıt alınmayan 8 hastada yanıt alındığı e, görünmüş. Genellikle grade 3-4 hematolojik toksiteler görülüyor. Grade 1-2 nanohematolojik toksiteler e, görünmüş. Ee, çok kısa diğer ajanlardan da böyle birer cümleyle bahsetmek istiyorum. Örneğin anti-CD38 e, kullandık, refraktör e, yine CD38 hedefimizde midir? Evet hedefimizde beklenmekte olan ilaç Modakfus-Alfa, Modak interferon-Alfa-2B üzerinden etkinlik gösteriyor. Bir başka bir spesifik e, T-cell engager e, IgM-2644. CD38'in farklı bölgelerine bağlanıyor. Bunda bunda yalnız önceden anti-CD38 kullandıysak 28 günlük bir dinlenme periyodu, washout periyodu hastaya vermemiz gerekiyor. Mielonla ilgili radioimmünoterapiyi gördüğümde aklıma zevalin geldi. Çok az kaldı abla, çok az, çok az aldı. Actinium Conjugated Dara, ee, hemen geçiyorum, Bionic CD38'imiz var, AML'de ilk çalışması yapılmış, daha sonra Myeloma'da e, yerine almış, çalışması devam ediyor. Forum Tamik e, Tal grubundan ama e, e, aynı reseptörün iki bölgesine birden bağlanıyor. Ee, yine Sevostamab e, diye bir il ilacımız var Bununla ilgili güncelleme şu şuydu 13 kür verilip ilaç kesildiğinde Uzun süreli yanıtın devam etmesi Yaklaşık 9 ay gibi ee, Novelselmot, iberdomit küçük molekül Bu çok e, tartışıldı Lenodomit ve pomdan daha yüksek afinte ile Bağlanıyor daha düşük dozlar Gerekiyor e, Şeklinde e, tartışıldı Ve e, kombine de kullanılabiliyor Bir de mezi e, oral ajanımız var e, Bunun da yine e, Kombinasyon karfizomitle olan faz 3 çalışması hala devam etmekte. Devam eden diğer çalışmaları görüyorsunuz ve özetle neler tartışıldı? Bisifesifik antibodiler mielomda geniş yer bulacak mı? Bulacak. Kartihsellere ulaşım çok zor olduğu için belki de bir spesifikler yerini alacak. Selma Tut'tan e, tartıştılar ve lenalidomid'in yerini alabilecek mi? Önemli sorulan sorularda sıralama nasıl olmalı? Genel olarak BCMA'ya yönelik tedavi verildikten sonra kart hücre tedavisi verilmesi şeklinde ve 6 aylık bir 6 ay ve daha uzun bir dinlenme periyodunun bırakılması şeklinde. Tedavi süresi ne olmalıdır? E, net bir şey söylenemedi. Kombine tedaviler evet uygulanabilir. Erken relapsta kombine Tansiyonlarla ilgili iki çalışma, Magnetif MM5 ve Majestek 3 çalışmaları ve yan etkilerle mücadele. Carticel'de e, CRS için tocilizumab, e, nörolojik toksite gel gelişinde dexametazon, bispesik antibodiler için de en büyük sorunumuz enfeksiyonları oluşturmaktadır. Teşekkür ediyorum.